Skibutal 77. bölüm part 4'ün sızıntıları sonunda geldi. Elimizde 3 sızıntı ve 3 özel bilgi bulunuyor ve bu özel bilgiler bölümle alakalı. Videoyu sakın sarma çünkü videonun ilerisinde bölüm ertelenecek mi? Ne zaman gelecek ve neler olacak bununla alakalı detaylı bilgiler bulunuyor. Videoyu sakın sardırmayın dediğim gibi. Ama ondan önce de şunu söyleyeyim. Daha fazla Skibutal video satmamı istiyor musunuz? Bunu inip yorumlara yazmak dışında da gidip like tuşunda belirtebilirsiniz. Bu yüzden like tuşunu yumruklayın. Lütfen bak Skibutalci herkes bassın. Kimler Skibutalci değil? Hani like atanlar sadece Skibutalci olduğunu belirtebilir. O yüzden like atın bir de abone olun. O zaman hazırsanız videomuza, teori videomuza geçelim. Evet, teori videosuna geçtik arkadaşlar. Dediğim gibi burada şimdi sınıfları göstereceğim. Tek tek hepsini teorisini yapacağız. Neler olacak, neler bitecek. Bu videoda size yetiştirmeye çalışıyorum. Umarım yetişir. Siz de destek olmayı unutmayın. Bundan önceki videoda gidin bir bakın. Tüm cipsleri birleştirdim. Video güzel video. Gidin bir izleyin. Önceki ilk fotoğrafa geçtik arkadaşlar. İlk fotoğraf ne? Bunu bir söyleyeyim size. Önceki bu fotoğrafa bakarsanız arkadaşlar Ibio isimli bir kanal var. Yabancı kanal İspanyol. Onun Dafuk'la konuşması arkadaşlar bu. Diyeceksiniz ki ne alaka? Sen niye bunu bize gösteriyorsun? Yukruk. Şunu söyleyeyim arkadaşlar. Burada adam diyor ki sızıntılar efsaneydi. Sızıntılara geçeceğiz. Sızıntılar efsaneydi. Beklemiyordum böyle efsane olacağını falan filan diyor. Diyor ki hani part 4 ile alakalı ekstrem bir şeyler gösterir misin? Söyler misin bana? Hani part 4 ile alakalı ayrı bir şeyler söyler misin? Hani bir de altta şey diyor bak Jimmy'nin patlatacağı içinden geçecek işleri söyle bana diyor. Ve Dafuk bana cevap veriyor ama şöyle bir cevap veriyor. Gelip bu emojileri bırakıyor. Bu emojiler ne derseniz baştaki Duchess tuvalet yani bu kadın astro. Sağdaki de UFO tuvalet yani UFO astro. Jimmy'nin hani kimi patlatacak yanlış çevirmemişimdir umarım. Hani onu demesinin üstüne bu Duchess ve UFO'ya atması yani gerçekten şey. Duchess'a biz güçlü müşlü olur diyorduk hani içimizden geçer ama G-Man sanırım çok büyük bir şekilde dönecek. Böyle içinden geçecek. Duchess ve UFO ölecek gibi bölümde yani. Bunu anlıyorum ben yani. Çok efsane büyük bölüm olacak muhtemelen. Yani Ibeo'nun sorduğu soruya karşı Dafuk bu iki cevabı veriyor. Başka da bir şey söylemiyor ama bu erteleme meselesiyle alakalı da bir konu geçecek şimdi. Evet. Dafuk'un kendi yazdığı bir mesaj arkadaşlar. Bu mesajı yazıcı okuyor. Herkese selam 77. bölüm part 4. 3. bölüm 3. parttan daha büyük olacak ve 77'deki en sevdiğim bölüm olacak diyor. İnsanların son zamanlarda yayın tarihlerinden hayal kırıklığı uğradığını fark ettim. 2. bölümün yayınlanmasından sonra dinlenmedim ancak dinamik savaş yapmak inanılmaz derecede zaman alıcı. Şimdiye kadar daha fazla animatörle talihsiz bir deneyim yaşadım. Bana gönderilen animasyonun tamamını sıfırdan yeniden yapmak zorunda kaldım. Burada söylediği şey şu hani diyoruz ya Dafuk bir ekiple çalışsın ve daha hızlı yapsın. Dafuk diyor ki ben denedim diyor ama böyle hani animasyonu baştan yapmak zorunda kaldım diyor. Çünkü arkadaşlar yani tek Olay Dafuk'ta bitiyor ve Dafuk dışında biri katıldığında o güzel olmuş mu olmuş daha da uzuyor bu süreç. Yani Domsu diyor ekiple yapabilir belki ama şeyinki zor. Bir de zaten tek bir bilgisayardan yapıyorsunuz. Yani sahne sahne yapılması lazım o da çok karışık olur. Yani bir sahnede farklı bir kalite bir sahnede farklı bir kalite çok garip olur. Zaten SFM'den yapıyor ve SFM'de böyle sıkıntılar çıkaran bir program. Zaten biliyorsunuz benim kendi Skibutal serimden biliyorsunuz nasıl yaptığımı. Falan filan burada da onları söylüyor. İşte Asus Detail'in savaşı çok kısaydı. Bunlardan bahsediyor. Yani diyor ki bir de bölüm diyor arkadaşlar önümüzdeki 2 hafta içinde kesinlikle geliyor diyor. Ve şunu söyleyeyim bunu 3 gün önce söylüyor sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Yani önümüzdeki 2 hafta diyorsa daha var gibi yani bilmiyorum göreceğiz. Önümüzdeki haftalarda göreceğiz bölüm ne zaman gelecek. Belki de daha hızlı gelir bilmiyorum. Şimdi sizinle birlikte sıntılara yavaştan geçelim. Ve boom ilk sıntımız let's go. Önce sıntıları tek tek göstereceğim ve sıntılardaki mesajı en sonunda söyleyeceğim. Gizli mesajı zaten alakasını falan beraber göreceğiz. Videoyu sakın sardırmayın. Öncelikle Titan Team'in böyle havalı bir fotoğrafı biliyorsunuz Titan Team'in bayağı hasarlıydı. Yani içinden geçmişlerdi arkadaşlar. Yani kim geçmişti? Astrolar geçmişti ki Juggernaut daha da geçecekti. Şimdi bir arkadaşım bir teori yapmıştı. Demişti bu Team'en fake olabilir. Çünkü burasındaki televizyonlar demişti. Yani eskiden yoktu. Şimdi tekrar yerinde demişti. Bu dediği de mantıklı ama teyit etmedim. Gerçekten böyle bir şey var mı? Siz de yazın yorumlara. Bu arada hashtag teori yazarak yorumları spamlayın. Ya spamlayından kastım yorumlara abanın. Teorinizi gerçekten merak ediyorum. Şimdi burada altta OPH yazıyor ama bunları birleştireceğiz. Şöyle arkadaşlar burada sen Team'in modeline bakarsanız zaten son kaldığı yerdeki hatta şu an arka planda da o sahnede. Gülüyor. Çünkü bir bildiği var, bir planı var. Yani Titan Team'en böyle bir işin içine böyle plansız girmez arkadaşlar. Burada planı var ve onun gülücüğünü atıyor. Evet, bir planım var diyor ve arkadaşlar ne oluyor? Bunun sonunda 77 yani 77 part 4 bu sahneyle başlayacak muhtemelen. Team'en'in gülüşüyle başlayacak ve yani burada ne olabilir? Fake yani bence fake değil. Kendi gidip de patlatmaz bence burada bilmiyorum. Ama burada yardım gelecek muhtemelen. Yardım geleceği için gülüyor. Yani G-Man'in Titan versiyonu gelebilir diyen çok kişi var ki bence de gelecek. Çünkü G-Man'le alakalı bir sıntı bulunuyor. G-Man'le alakalı sıntı demişken son iki sıntıya geçiyoruz. Astro Juggernaut sıntısı ve G-Man sıntısını sona bıraktım. Çünkü bomba teoriler orada. Altta bak TSSEA yazıyor sanırım. Aynen. EA mı yazıyor? Yani herhalde öyle bir şey yazıyor. Burada arkadaşlar Astro Juggernaut'ın yüzüne baktığımızda, etrafına baktığımızda pek böyle hani büyük çıkarım
yapabileceğimiz bir şey görmüyoruz ama direkt savaşa başlıyor. Savaştığını anlayabiliyoruz. Kırmızı güçle savaşıyor. Yani kırmızı tema çok. Hani bu arkasında yoksa Titan, bak şu gerçi yok onun ışığı. Yani şey dedim, Titan Speakerman'ın ışığı falan mı dedim de değil. Yani bilmiyorum, bakıyorum ama biriyle savaşıyor. Titan Timen'le savaşıyor diyeceğim. Muhtemelen Titan Timen kendisi savaşa girmeden önce yardım hemen gelebilir. Gerçi yardım gelen kişiye de kapışıyor olabilir. Titan Timen de kapışıyor olabilir. Burayı bilmiyorum. Burayı sizin teorilerinize bırakıyorum. Yani sunulan sıntı bu. Bir de şunu düşün. Böyle efekt efekt belli yani. Efektler bayağı abanılmış ama. Şimdi burada iki olay var. İki olasılık var hatta. Ya arkadaşlar bu işin fotoğrafa baktığınız üzere fotoğraf bayağı iyi yapılmış yani. Bayağı neredeyse efektler mefekler güzel. Hani ya poster mantığıyla sadece sıntı olarak yaptı Dafuk bunu. Ya da bölümü içinden bir görüntü. Yani ki bölüm içinden görüntü olduğunu sanmıyorum. O kadar kaliteli bir görüntü vereceğini sanmıyorum. Yani bölüm içinden ben bir sıntı olduğunu sanmıyorum. Çünkü yani arkadaşlar diyebileceğim bir şey. Muhtemelen bölüm içinden sıntı değil. Ve şimdi arkadaşlar son sıntı. G-Man sıntısına geldik. Boom. G-Man sıntısı arkadaşlar önemli bir sıntı. Çünkü G-Man'in kafa kısmına bakarsanız üst kısmına sanki bir kask takıyormuş gibi. Kask nereden? Kask deyince aklımıza ne geliyor arkadaşlar? Astrolar geliyor. Çünkü astrolar kask takardı. Astro G-Man modelini artık hayata geçirmişler gibi gözüküyor. Yani bayağı böyle çok yakından olduğunda yakından sıntılar yayınlandığında biz ne diyoruz? Bu kadar yakından sıntı yayınlandıysa arkadaşlar bu adam büyük bir modele sahip. Hep böyle oluyor. Yani diyoruz ki yakın, çok yakın çekilmiş büyük bir sıntı var. Ya büyük bir modeli var. Büyük bir sıntı var ne demek? Büyük bir modeli var demek ki buradan büyük yani Titan ya Titan G-Man yani kolları bacakları olan. Bu arada bu benim en büyük söylemimden biriydi. Önceden söylemiştim size. Ya kolları bacakları olan G-Man Titan modeli gelecek ya da G-Man'in bu bilmiyorum yani geliştirilmiş versiyonu. Ya geliştiriyorlarsa bu yönde geliştirirler. Hangi teknolojiyle geliştiriyor orasını bilmiyorum ama geliştirilmiş G-Man gelecek. Muhtemelen Titan G-Man gelecek. Titan G-Man'i sonunda göreceğiz. Yani yeni bölümün başlığı bayağı uzun olacak. Titan G-Man'i var. Ne bileyim bir sürü şey var. Bayağı bir bomba bölümü olacak. Çıktığında zaten yayında izliyoruz biz. Ve bunun dışında fotoğrafa baktığımızda mavi ışığını görüyoruz. Sarı ışığını görüyoruz. Ya bayağı gelişmiş şekilde geri dönecek. Titan Team'ini korumaya gelecek. Kurtarmaya gelecek. Astro Juggernaut ve Astro ırkı bayağı şaşıracak. Diyecek ki bu adam bizim patronumuz değil miydi? Bu adam nasıl bize böyle yapar falan filan de böyle duygusal sahneler. Aşkı memnun. Şaka yapıyorum. Burada şimdi şuna dikkat etmek lazım arkadaşlar. Burada gizli mesaj var. WTEAD. Burada neydi? TSSEA sanırım. Sonra bir de bu vardı. OPH. Bunları birleştirince arkadaşlar Two Steps Ahead. Yani böyle bir kelime çıkıyor. Şimdi Two Steps Ahead ne demek? Biliyorsun ben bunu videosu çekmiştim. Niko Kaldo Bakaldo diye bir YouTube kanalı var arkadaşlar. Kendisi biraz kilolu bir arkadaş ve yıllar boyunca yemek yani ASMR videoları çekiyordu. Yemek yiyordu sürekli ve sağlığı hiç dikkat etmiyordu. İnsanlar zorbalıyordu kilosundan dolayı. Ve kendisi arkadaşlar 2 yıl boyunca önceden çekmiş videolar yaparak arkadaşlar arka planda zayıflıyormuş. Yani insanları kandırma böyle şey planı. Ve arkadaşlar bu değişime başlamadan önce kendisi şunu söylüyor. Two steps ahead diyor. Ben diyor herkesten diyor 2 adım öndeyim diyor. Ve arkadaşlar bu zayıflama meseleleri döndükten sonra kendisi geliyor ve tekrar şunu söylüyor. Two steps ahead. Ben 2 adım daha öndeyim. Yani bu da ne demek arkadaşlar? Hani bu 2 adım daha öndeyim meselesi uzun süredir başka bir olay oluyormuş. Hani ortada bir olay var ama uzun süredir biz yanlış biliyormuşuz. Aslında kandırılıyormuşuz ve gerçeğini göreceğiz. Hikayesi dönecek 77. bölüm part 4'te. Nasıl olacak? Ya Titan TV-Man, yani Titan TV-Man'in burada fake olma meselesi veya G-Man'in gelip kurtarma, G-Man'in gelip geliştirme meselesi. Hani bildiğimiz bir şeyin tersini göreceğiz ki hani bildiğimiz bir şeyin bilmiyormuşuz yani onu öyle değilmiş. Böyle bir hikaye göreceğiz de neyi de göreceğiz tam olarak bilmiyoruz. Yani aklıma sadece Titan G-Man ne bileyim astrolar büyük bir plan da kuruyor olabiliriz. Astrolara büyük bir tuzak da kuruyor olabiliriz. Gördüğümüz her şey sahte olabilir. Yani orada bir anda etrafın tüm titanlar soruyor aslında hiçbir titan hasar almamış. Yani manyak senaryolar geliyor aklıma ve hepsi olabilir yani. Hiçbiri olamayacak şeyler değil. Yani başka da bir şeyim yok. Gizli mesaj buydu, sıntılar. Bunlar da artı olarak özel mesajlar da bunlardı. Bunun dışında dediğim gibi yani bir erteleme olacağını sanmıyorum. Yani bir iki haftaya gelir bölüm. Belki de daha hızlı gelir. Hiçbir bilgim yok. 3 gün önce mi ne atılmıştı zaten o görsel, o yazı da Dafun yazdı. Sizce nasıl olur arkadaşlar? Bölüm nasıl olur? Ne zaman gelir? Bununla alakalı teorilerinizi yazın. Hashtag teori yazın. Spamlayın. Doldurun. Atabildiğiniz kadar yorum atın arkadaşlar. Bunun dışında şu var. Skriptüel teori videonun arkadaşlar fazla like atmıyorsunuz. Bakın ben diyorum ki like atın. Like atın. Like atmıyorsunuz arkadaşlar. Sonra diyorsunuz ki sızıntı çıktı çek. Şunu yaptı çek. Zevk alıyorum zaten çekerken de. Hani biraz daha böyle siz de benimle birlikte olsanız daha güzel olur arkadaşlar. Bundan kastım şu zaten desteğiniz oluyorsunuz. Teşekkür ederim. Like'lar atan yorumlar dolu. Abone olanlar gelip beni soranlar çok teşekkür ederim. Benim demeye çalıştığım şey şu. Hani arkadaşlar mesela bende 10.000 like gelsin diyor. Gelmese bile ben atıyorum ama gelse mesela daha iyi atarım. Daha fazla atarım anladın mı? O yüzden like'lar aboneler. Abonun. Başka da yapacak konuşacağımız bir şey yok. Kendinize iyi bakın. Bu videoyu yetiştirmeye çalışacağım. 1 saatten az bir sürem var. O zaman kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.